Delil şarkısının müzikseverlerle buluşmasından saatler sonra İrem Derici magazin attık kameralarının karşısındaydı. Yakarım geceleri bunama delilleri yar. Yeni şarkısına gelen tepkiler sorulan İrem Derici'den alışık olmadığımız bir cevap geldi. Ünlü şarkıcı pek bir gerçekçiydi. Güzel diyorlar. Belki şak şak çepsi, belki gerçekten sevdiler. Kim doğru, kim yanlış bilemiyoruz ki. Sene olmuş 2024. Bir diğer taraftan güvensizliğe de dikkat çekti. Benim yoktu ki zaten. Ya 37 yaşıma giriyorum bir ay sonra. Hala doğduğumdan beri babana dair güvenme lafı müthiş bir laftır. Sus kız sen de kalk kalk oradan. Bilmiyorum, tepkilere bakacağız işte. Sevilsin, sevilmezse yenisini yaparız artık yani. İrem Derici de ardı ardına çıkardığı şarkılarla hızlı tüketim çağına ayak uydurdu derken davetsiz misafirler sohbetimizi böldü. Yok, ben en son Ekim ayında çık. Bana bak, yemin ediyorum, yolarım senin kanatlarını. Ünlü şarkıcının konuşması bir kez daha sohbetimize göklerden dahil olan karganın ötmesiyle kesildi o anlarda. Albüm yapıyorduk. İki gün sonra diyorlardı ki hadi yeni şarkı nerede? Ayoldur, bütün param bitti albüme. Valla ben de aynı şey yapıyorum bu arada. Sevdiğim bir sanatçının albümü çıktı mı hemen yiyorum, bitiriyorum. Diyorum ki hadi yenisi. O yüzden çık. Bir kez daha karga tarafından sözü kesilen İrem Derici'den polemiğin fitilini ateşleyecek benzetme gecikmedi. Birçok meslektaşımın sesi diye. Deyime bile konu olan kulak tırmalayıcı, rahatsız edici, çirkin sesli anlamına gelen karga sesli tabirini bazı meslektaşlarına ithaf eden İrem Derici de çıkacak polemiğin farkındaydı. Nasıl yanıyorum bugün değil mi? Çok güzel. Güzel. Kafan gitti değil mi öyle? Ancak hiç geri adım atmaya niyeti de yoktu. Hedefindeki meslektaşlarına isim vermeden gönderme yapmaya devam etti. Aşkım, sahne yapamıyorsunuz diye benim günahım yok, gelip burada röportajımı bölmeyin. Ünlü şarkıcının sözlerinin hedefindeki isimler şimdilik gizemini korurken İrem Derici'nin sosyal medyadaki paylaşımlarının azalmasının sebebi merak edildi. Eskisi kadar paylaşım yapamıyorum ya. Bu sefer şey oluyor. Tabii Gökhan yasak koydu. Öyle şey olur mu? Bak oraya gelecek muhabbet gelmeden. Buradaydı demin, kaçırdınız. Burada gördüm. Gördünüz mü? Tabii bir dediniz o mu değil mi diye. Yok, yasak geldiğinden değil, şey, uyuyorum aralarda. İrem Derici'nin pavyon eğlencesini sevdiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bundan sonra pavyoncuyuz abi. Bir gün sahne alması teklif edilse cevabı ne olurdu derseniz işte cevabı. Pavyondan teklif gelse, evet, çıkar mısınız? Vallahi pavyondan pavyona değişir mi diyeyim, ne diyeyim? Sen onu bırak da benim gönlüm asıl dizide konuk oyuncu olmakta. İki röportajdır buradan Yılmaz Bey'e sesleniyorum. Her rolü oynarım. Vallahi Yılmaz Bey, rica ediyorum. Kısa bir rol. Şöyle arkada bir kaşıkla geçeyim, bitti benim için. Rahatlarım. Yılmaz Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan İrem Derici, İnci Taneleri dizisine hayran olma nedenlerini sıralamaya devam etti. Her bölüm artık bekliyoruz zaten Hazar'ın dansını. Konu da çok zaten hani şey işliyor, ya etkileyici işliyor. Ve her tahmin doğru çıkmıyor. Benim zaten bir dizi izlerkenki en büyük şeyim o. Tahmin edebildiğim sonlu şeyleri sevmiyorum. İlişkilerimde de öyle. Sonu açıkta kalsın diye. Daha önce Murat Boz'a da düet yapmak için seslenmişti İrem Derici. Ne var ki Murat Boz, Hadise ile düetteydi o anlarda. Ay o 10 senedir jüri koltuğunda oturuyorlar. 15 sene önce ben yarışırken yan yana jüri koltuğunda... Koltuk. İkisi yan yana jüri koltuğunda oturuyordu. Ne olacak? Ya doğru şarkı lazım. Murat da onu söylüyor. Ve şu an maalesef herkes bir kana alıyor piyasada. Düetinde Murat Boz'un da peşini bırakmaya niyeti olmayan İrem Derici bir kez daha seslendi meslektaşına. Şimdi New York tatilinden döndü, bakalım bir putuk putuk bir tırmalayacağım olur neler yapmış diye. Murat röportajında İrem'le her şeyi yaparım demiş. Daha tırmanacağım olan haftaya gel, tırmanıyoruz beraber. Everest'te Murat diye. Yönetmen Gökhan Fırat'la güzel bir birliktelik yaşayan İrem Derici çok çalıştıklarını yine özlü bir sözle açıkladı. Güzeliz, sakiniz. Gerektiğinde sapıtmalı, gerektiğinde gezmeli. Ama ikimiz için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Arı gibi çalışıyoruz, at gibi koşturuyoruz. Yeri geldi mi it gibi de gezelim değil mi? Sevgilisine neden aşık olduğunu da uzun uzun anlattı. Ben Gökhan'ın zaten işine yıllardır hayranım. Onun haricinde ama aşırı ciddi ve böyle didaktik bir tip duruyordu. Tanıdıkça dünyanın en komik, en tatlı, en dolu, inanılmaz değişik çalışıyor kafası. O yüzden her gün beni şok etmeyi başarıyor. Mesela ben onu şu anda karşıda evinde edit yapıyor zannediyordum. Burada
Hemen bana sürpriz yaptı. Şükür ya vallahi yaşımız geldi geçiyor. Son sözüyle evlilik çağrışımı yapınca beklenen soru da gecikmedi. Ondan değil abi, daldan dala hop oradan oraya macera aramak falan. Ya gerçekten bu hani hayatı beraber sırtlama başka bir mevzu. Yoksa herkes her gün heyecanı başka yerde arasın. Yorulduk yani. Evlilik mi? Turşu turşu sorular sormayın bana ya. Evliliğe karşı çıkan İrem Derici, belki anne olmak ister desek de güçlü bir itiraz yükseldi. Ne isteyeceğim yani çocuk Allah aşkına? Şu niye üresin abi? Niye? Bir tanesiyle millet zor baş ediyor. Hayır, yok. Ben istemiyorum doğuranlara, doğurma niyeti olanlara, anne olma niyeti olanlara, o güdüyle yaşayanlara büyük saygım ve başarılar dilemem söz konusu. Ben de bir ananın kızıyım çünkü. İrem Derici aile olmak istememesinin sebebini de işkolik olmasına bağladı. Herkes anne olmak durumunda değil. Başaramayacağım bir şeyin içinden geçmek istemiyorum açıkçası. Yani Allah büyük konuşturmasın. Sonra da ne diyordu şimdi ne oldu demesinler. Ama benim öyle bir niyetim yok. Çok işkoliyim biliyorsun. Bir de bebek istersin onu.